Şimdi bir haberimiz daha var. Onu da izleyelim. Peki. Onu da konuşalım. Nişanlısı Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra Alişan şüphesiz zor günler yaşadı. Sensizlikten ödüm koptu, bir daha yapma dostlarım. Bu arada konserlere de devam ediyor Alişan. İstanbul Fesane'deki konserinde hayranlarını coşturuyor. Alişan sevenleriyle müthiş bir koro oluşturduğu sahne performansıyla büyük beğeni topluyor. Konser sonrası biraz sohbet edelim. Beşiktaş derbisini 2-1 kazandı Fenerbahçe. Alişan yine de bir şeylerden memnun değil. İsyanın yönetimi. Fenerbahçe'ye hayatta öyle bir şey olabilir mi? Yönetim istifa diyorsun. He? Yönetim istifa diyorsun. Ali Koç göreve. Fransa, Monaco'da yatırım amaçlı ev bakmış Alişan. Pişman da olmuş. Neden mi? Monaco inanılmaz pahalı. Ki Monaco'da zaten yer kalmamış. Pahalı geldi diyecek. Bir arsa buldum 33 metrekare. Ona da köpek kulübesi yapmıştım. Bulamadık ya. O kadar pahalı. Sibel Can'ın da yönlendirmesiyle Nice ve Kan'ın Monaco'ya nazaran daha makul olduğunu öğrenmiş Alişan. Aşağı taraflara doğru indik. Nice, Nice, Kan falan o taraflara baktım. Bir yer beğendim. Yok ya ne yaşamaz, ben yaşayabilir miyim yurt dışında? Kiraya verecek mi? Yatırım için. Geçen Sibel Hanım'la görüştüm hatta, işte onun da Kan'da, Nice'de ya da Kan'da galiba evi var. Evet, o da bana bir emlakçı ismi verdi orada. Bulamadım onu. Cuma'ya gittim, kapalıydı. Onu bulamadım. Söz dönüp dolaşıp nişanlısı Eda Erol'la ayrılığına geliyor. Alişan, Ece Erken'in yaşananları Dolunay'a bağlamasını tiye alıyor. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Kısmet böyleymiş. Bu anlamda biraz müzdaribiz galiba. Hep senin oluyor. Yok ya, hiç alakası yok. Kısmet yani. Dolunay'da bağladı Ece Erken durumu. O yağmurda biraz fazla kalmış o yüzden. Hayırlısı dese de Alişan bu sözleriyle nasıl bir haleti ruhiye içinde olduğunu gösteriyor. Kurşun resmini düşünüyor musun? Ya kurşun değil, üzerime tank geçti yani. Anladın mı öyle? Hani o, öyle bir şey yok artık. Ya hiç net bir açıklama zaten şeyim var, baksana. Tamam var ya. Kurşun işlemez yani öyle şey. Sarsıntının böylesi. Aşka küsmediğini söylemeden geçmiyor Alişan. Olur ya, aşka küser, evliliğe küser insanlar. Olur mu öyle şey canım? Biz yani böyle bir... Yok, bir gün inşallah tabii ki herkes gibi. Uzun yıllardır konuşmasalar da Alişan baba olacağı söylenen Özcan Deniz'i kutluyor. Bebeğin cinsiyetiyle ilgili tahmin de yürütüyor. 6 hafta olmuş galiba. Bugün az önce gelirken okudum, o yüzden konuya hakim. Özcan Bey'i tebrik ettiniz mi? Yok yani, onunla ben uzun süredir görüşmediğim için. Buradan tebrik edeyim yani. Allah analı babalı büyütsün şimdiden. Evet, Alişan da bu yaz gerçekten çok magazin dünyasında yer aldı. Güzel bir birlikteliği vardı. Nişanlandı, hepimiz burada kutladık, bize de konuk geldi. Sonra sonu tatsız oldu ama Yeşim Hanım, hani nişanlılıktan ayrılmak aslında bir travmadır değil mi taraflar için? Ya şimdi şöyle bir şey, ben Alişan Bey'i de Eda Hanım'ı da çok severim ve tanışırım. Şimdi ikisine de hayatındaki yeni artık yol için başarılar diliyorum. Ama nişanlık dönemi bunun için değil midir? Aynen. Yani beraber görücü usulüyle bile tanışmış olsanız ya da işte çok seviyor olsanız bile nişanlık evresinde aileler birbiriyle kaynaşacak. Siz kendi huyunuzla karşıdakinin huyunu barıştırmaya çalışacaksınız. Olmuyorsa da bunu çok fazla irdelememek lazım diye düşünüyorum. Hayırlısı budur zaten. Hayırlısı değil budur. Mi? İş hani evliliğe. Allah emanet diye başlanır nişanlılıkta. Sonuçta Allah ikisine de yolunu açık etsin. Genelde çok oluyor nişanlılık döneminde. Tabii abi. Mesela ben bir test yapıyorum. Nişanlılık öncesi testi yapıyorum. O kadar enteresan sorular var ki onun içinde. Amerika'da bu test yapılıyor. Ve bu testi ben Türkiye'ye uyarladım. Mobilya seçiminden tutun.
ailenin anlaşmasına kadar çok önemli. Hmm. Şimdi siz atıyorum klasik mobilya seviyorsunuzdur. Karşı taraf işte daha modern seviyordur. Bu bile evlilikte bir problem ileride. Aileler çok önemli. Anlaşması çok yani önemli. Aileler mi evleniyor aslında? Bakalım. Evet ama şimdi iki ailenin temsili evleniyor Savaş Bey. Ne olursa olsun. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Nişanlılık döneminden önce aslında ilk tanışıklık döneminde insanlar kendilerini farklı mı tanıtıyor peki? Olabilir tabii. Yani sonuçta şuna benzemez mi? Biriyle buluşacağınız zaman giyiniyorsunuz, süsleniyorsunuz. Hı hı. Sonra ev haliniz ortaya çıkıyor. Sonra bir de özellikle ve seyahatte çok önemli mesela. Çünkü zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Uçak kaçtı, bindi, indi. Hı hı. Ya o arada birbirinize tutunuyor musunuz? Hı hı. Birbirinizi itiyor musunuz? Önemli olan bu. Bazen işte böyle ilişkilerde Savaş abi değil mi yani? Taktikler oluyor. İşte o ona böyle yapıyor. Sonra iş ciddiye bir ince herkesin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben Alişan'la Eda Hanım'ın ayrımlarına çok üzüldüm. Evet ben de çok üzüldüm. Birbirlerine çok yakışıyorlardı. Yani hala ben anlamış da değilim. Niye ayrıldılar? Kesinlikle. Yani bu saatten sonra geri dönme olmayabilir ama yani bence keşke devam etseler. Belki de barışırlar. Bilmiyorum. Hiç belli olmaz. Ya. Bu hayatta şey neler oluyor? Yani çünkü Alişan da çok düzgün bir çocuk. Hı hı. Ben yıllardır tanırım Alişan'ı. Eda Hanım'ı tanımıyorum ama çok düzgün bir kızdır o da. Görünen o ki anormal bir durumu yok. Hiçbir zaman da görmedim yani. Onun en özelinde aileler de sebebi anlayamadık. Evet. Çok güzel bir nişan töreni yapılmıştı. Alişan buraya geldi, bize de anlattı. Evet, çok heyecanlıydı. Çok, evet, evet. Yani haklarında hayırlısı diyoruz tabii ki diyebilecek başka şöyle bir şey var. Evlendikten sonra ayrılmaktansa tabii kesinlikle ki bu devre daha önemli. Zaten nişanlık demek bu. Yani kesinlikle yani ilişkinin bir işte tanışma provası evresi oluyor. Sonra işte nişanlanıyorsunuz, evet, özleniyorsunuz. Onun üzerine herkes birbirini tanımaya başlıyor. Neler oluyor? Şu saatten sonra evlenir mi? Evet. Özcan Deniz evleniyor Savaş abi. Ama, yani bomba gibi düştü o haberde. Ama kız arkadaşının hamile olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Yani evet biz daha bir bilgi alamadık ama evlenmez denen kimler evlendi. Aferin Özcan Deniz'e. Evet yani kabul gerçekten etmiş. Gerçekten hamile ise ve evlenmeyi istiyorsa gerçekten seviyorsa bazı ilişkileriniz. Çok da genç bir kız. Evet. Hı hı. Son derece güzel bir şey. Son derece güzel bir şey tabii ki. Biraz önce tabii bunun başka bir versiyonunu konuşmuş olduk. Hayat işte olduk. Böyle. Herkese farklı.